İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Sevk Antlaşması'nın imzalanmasının 104. yıl dönümü dolayısıyla davet. Raymond Ruben Berberyan, yanlış adımlar. Batı Ermenistan'ın Çarkışla köyünde rüzgarın etkisiyle yayılan yangın yüzlerce hektarlık alanı sardı. Bakü, Artsak'ın Hadurk ilçesinin Mohrenes köyünü yok etti. Batı Ermenistan'daki Van Krallığı dönemine ait örnekler Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. Tayvo Klar Ermenilerin ana yurtlarına güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönmeleri konusunda Bakü ile Arsak arasında doğrudan müzakerelerin yapılmasını bekliyorum. Batı Ermenistan ve Olimpiyat oyunları Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti sizi planlanan Zoom toplantısına katılmaya davet ediyor. Konu Sefer Antlaşması'nın imzalanmasının 104. yıl dönemi. Toplantı Ermenice ve Fransızca dillerinde 10 Ağustos 2024 tarihinde Paris saatiyle 10, Yerevan saatiyle 12'de gerçekleşecek. Aşağıdaki bağlantıyla Zoom toplantısına katılın. Bugün Azerbaycanlılar Türkiye, NATO ve cennet yılanı ile işbirliği yaparak Ermenistan Cumhuriyeti'nin bir parçası olan Arsah'ı işgal etmişlerdir. Bakü diktatörü Aliyev, Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'ın batı kısmı olduğunu ve tarihsel olarak kendisine ait olduğunu dünyaya duyurarak vatandaşlarına tarihi topraklarını geri vermeye hazırlanıyor. Paradoksal olarak 1920'de Sevr'de dünyanın efendileri tarafından imzalanan uluslararası haklara göre Batı Ermenistan'ın gerçekleştirilmesinin garantisi var. Bugün Batı Ermenistan tarihi değiştirilebilen ve terk edilmiş kayıp soy ağacını yeniden canlandırabilen insanlar tarafından korunuyor. Ancak yine de Topluluğumuzun büyük bir kısmı karmaşık düğümü çözmek ve davamızı Birleşmiş Milletler'de temsil edenleri desteklemek için ilk adımı atmaktan korkuyor. Kimlik kartına sahip bir Batı Ermenistan vatandaşı olarak ve vatansever, dürüst insanlar tarafından desteklendiğimi bilerek nasıl hissettiğimi kardeşlerime anlatmalıyım. Batı Ermenistan kimlik kartımla aile geçmişimin bir parçasını kurtardım. Dedelerimin, anneannelerimin kanıyla sulanan toprağın torunuyum. Ve kimse bu duyguyu benden alamayacak. Doğu Ermenistan'ın birçok büyük elçisine başvurarak beni köklerimle tanıtan bir belge istedim. Genel olarak Doğu Ermenistan Cumhuriyeti için pasaport teklif ettiklerini hatırlıyorum. Ancak annemin ve babamın ailesinin Diklenagert'ten Diyarbakır'dan geldiğini anlatmanın faydası yoktu. Teklif edilen pasaport her ne kadar bir şeref olsa da kimliğimi belirtmiyordu. Yani bir Batı Ermeni'nin torunu olduğum için Doğu Ermenistan'a ait değildim. Kardeşlerimin çoğu için Ermenice'nin hala bir gizem olduğunu ve akıllarını felce uğrattığını anlıyorum.'' Bu onları almanak açlığı hissinden daha fazla ağırlaştırıyor. Siyasi partilerinin ve dini gruplarının olduğunu düşündükleri kişi olmaktan gurur duyuyorlar. Gururun bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve yanlış olduğunu görmezden geliyorlar. Raymond Ruben Berberian Batı Ermenistan'ın Şarkışla köyünde rüzgarın etkisiyle çıkan yangın yüzlerce hektarlık alanı kapladı. Yangın henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın ve otların kuruması nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı. Yangının hızla ve ani bir şekilde yayılması olaya müdahale eden acil müdahale ekipleri ve itfaiye ekiplerini zor durumda bıraktı. Yangının yayılmasını önlemek için köylüler traktörle araziyi sürdü. Daha sonra ormancılar katıldı yangının yayılmasını önlemek için çalışmalar sürüyor. Uydu fotoğraflarına göre Azerbaycan tarafı Ekim 2020'den bu yana Azerbaycan'ın kontrolünde olan Arsak'ın Hadrut bölgesindeki Mohrenes köyünü yok etti. Köy evlerinin çoğu okul, anaokul ve bunun gibi yerler yıkıldı. Azerbaycan daha 2022 yılında köyün Surp Sarkis kilisesini yok etmişti. Mohrenes köyü ve çevresi anıtlar açısından zengindir. Mohrenes köyünün topraklarında 20'den fazla anıt bulunmaktadır ve köyün yakınında ünlü Ohtidurni manastırı bulunmaktadır. Yıkım operasyonları sonucunda köyün çevresindeki anıtlar doğrudan tehlike altında. Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Urartu Van Krallığı dönemine ait bronz, bakır ve gümüş eşyalar sergilenmektedir. Gerekli restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından eserler müzenin özel sergi alanında ziyaretçilere açıldı. Van Ermeni Krallığı'nın Kral II. Argişli dönemine yani milattan önce 713'e tarihlenen bu eserlerin 2021 yılında Macaristan'dan getirilen Van Krallığı dönemine ait eserlerin devamı olduğu düşünülüyor. Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdür Yardımcısı Hakim Aslan, iktidarın Anadolu Ajansı muhabirine şunları söyledi. Eşyalar mutfak eşyaları, savaş aletleri ve araba parçalarından oluşuyor. Arabanın bazı kısımlarında dini unsurların yanı sıra savaş resimlerinin de yer aldığı, aletlerin üzerinde kanatlı insan ve tanrı figürleri yer alıyor. Savaş sahnelerinin ve kanatlı kişilerin resimlerinin yer aldığı eserlerin Ermenilere ait olduğu belirtildi. Avrupa Birliği'nin Güney Kafkasya ve Gürcistan Karizinden sorumlu özel temsilcisi Taivirklar Jam News'e verdiği röportajda bölgedeki 10 yıllık iş tecrübesine dayanarak fikirlerini sundu. Tayvakılar verdiği röportajda umarım düşmanlık ve şiddet sayfası Karabağ Ermenileri de dahil olmak üzere tüm bölge halkının menfaati için nihayet olarak kapanır. Avrupa Birliği bu konuda çok net davrandı ve benim de beklentim bu Dağlı Karabağ Ermenilerinin ilişkilerin normalleşme sürecinin bir parçası olması ve Bakü ile onlar arasında güvenli ve onurlu bir dönüş için doğrudan müzakerelerin yapılması yönünde. Azerbaycan'ın bu konuda yükümlülüğü bulunuyor. Bu tür gelecekteki parametreler ve koşullar kapsayıcı ve karşılıklı saygılı diyalog yoluyla bulunmalı ve üzerinde anlaşmaya varılmalıdır. Benim görüşüme göre çözüm açık yaraların olmaması anlamına geliyor ve bu nedenle bu konu daha geniş bir barış sürecinin parçası olmalıdır dedi. Ermeni bibliografisine göre olimpiyat oyunlarına katılan ilk Ermeni Arşagüni Hanedanı'ndan Kral Birinci Dırtat'tır. Dırtatların ataları ve onların devletleri Batı Ermenistan'ın bazı kısımlarını da içeriyordu. Kral Dırtat fiziksel uygunluğu ve spor başarılarıyla öne çıkan ilk Ermeni olimpiyat oyuncusu oldu. Ermeni tarih babası Moses Orenatsi sayesinde Arşakönüllerin 3. Dırtat'ın olimpiyat oyunlarında şampiyon olan ilk Ermeni olduğu bilgisi bize ulaştı. Ermeni Kralı 3. Dırtat, 281 yılındaki olimpiyat oyunlarını kazanarak Ermeni tarihinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. 393 yılında Yunanistan'da düzenlenen olimpiyat oyunlarında Arşakuni Hanedanı'nın Ermeni Kralı Varastat, Güreş müsabakasını kazanarak Muhteşem sonuçlar elde etti Onun zaferi tüm Ermeniler için Büyük bir gurur olan Son olimpiyat oyunlarının galibi olarak Mermer Lefa üzerinde Ölümsüzleştirildi Batı Ermenistan'ı temsil eden Sporcular Mğırdiç Magaryan Ve Vahram Papazyan 1912'de Stockholm'daki Modern olimpiyat oyunlarına Katıldılar 20. yüzyılın başında ilk Ermeni futbol kulüpleri Konstantinopolis ve Zımurnia İzmir'de açıldı. Sonraki yıllarda da süreç devam etti ve Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'ndan önce yalnızca Konstantinopolis'te 40'a yakın Ermeni jimnastik kulübü vardı. Hatta bir Ermeni ligi kurma fikri bile ortaya çıktı. Fakat Birinci Dünya Paylaşım Savaşı'nın yanı sıra Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenosit'te Pek çok Ermeni sporcunun ölmesi nedeniyle hayata geçirilemedi ve birçok Ermeni kulübü bu nedenle kapatıldı. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını gördük. Hoşça kalın.